أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli izleyiciler, Arapça öğreniyorum programının bugün inşallah 71. bölümündeyiz. Bu bölümde de geçenki konudaki örneklere inşallah devam edeceğiz. Ekrandan takip ediyoruz efendim. Evet, 71. bölüm dedik. Bakalım hangi örnekleri göreceğiz. E rakate ba'de sucud. Sen secdeden sonra mı rükû ettin? Burada tabii ki soru manasında. Rakate, sen rükû ettin. Burada muhatabımız müzekkerdir. Müzekkerdir, sen diyoruz ve bunu fiilin sonundaki açık t'den, fethalı t'den anlıyoruz. Ba'de sonra demekti. Ba'de sucudi, secdeden sonra. Ve yine ba'de gibi, kable gibi, halfe, emame gibi, yani önünde, arkasında veya tahte gibi, yani altında, üstünde. Bu tür kelimelere zarf diyoruz ve bu zarflar ismin başına geldikleri zaman aynı harfi cerler gibi ismin sonunu kesre yapıyorlar. Er rakiate, rükû ettin mi? Ba'de sucudi, secdeden sonra rükû ettin mi? Cevap olarak ne diyeceğiz? La, hayır, rakiatü, rükû ettim, kable sucudi, secdeden önce, kable önce demekti. Burada dikkat ederseniz konuşan kişi, yani mütekellim, konuşan mütekellim demek, mütekellim tü ile sesleniyor. Yani fiilin sonuna ötreli bir tü, yani tü ekiyle fiili ifade ediyoruz. Rükû ettim, rükû ettim, kable sucudi, secdeden önce diyoruz. Çünkü rükû secdeden öncedir. Dolayısıyla secdeden önce rükû ettim diye cevap veriyor. Peki devam edelim. Burada okuldan çıkan öğrenciler var. Kız öğrenciler. Bunlar müennes oldukları için bunları hünne zamiriyle söylüyorum. Men hünne, men hünne, kim bunlar? Hünne onlar demek. Onlar tabi müennesler için, müennesler için cemi bir ifade, çoğul bir zamir, çoğul bir zamir. Tabi bitişmeyen zamir, yani herhangi bir kelimeye bitişmiyor. Dolayısıyla bitişmeyen zamirlere biz hünne gibi bitişmeyen zamirlere munfasıl, munfasıl zamirler diyoruz, diyeceğiz inşallah. Men hünne, kim bunlar? Veya kim onlar? Onlar kim? Hünne, onlar talibetün, öğrenciler. Tabi ben bu öğrencilerin müennes olduklarını ve çoğul olduklarını ismin sonundaki çeken eliften ve açık t'den anlıyorum. Talibetün, öğrenciler, müennes öğrenciler. Müenneslerde kural, yani cemi yapılırken, çoğul yapılırken kural neydi? Yuvarlak T'yi atıp yerine elif ve T getirmekti. Açık T getirmekti. Onlar talebelerdir, yani öğrencilerdir diye cevap verebiliriz. Peki bunlar için başka bir soru daha soralım. Men entünne, siz bu sefer kimsiniz diye soruyorum. Hünne onlar demekti müennesler için. Gayip bir ifade, gayip, yani karşımda değiller. Entünne ise, entünne ise muhataptırlar. Yani siz, siz bu sefer. Entünne de zamir, munfasıl bir zamir. Yani bitişmeyen, bitişmeyen bir zamir. Bunlara inşallah tekrar geleceğiz. Siz kimsiniz? Müennesler için entünne siz demek. Nahnu, biz, talibatun, öğrencileriz. Nahnu, bu da bir zamirdi. Yine bitişmeyen bir zamir. Yani munfasıl bir zamir. Peki müennes ve müzekkerler için aynı mıydı bu? Evet, aynı. Yani hem müennesler nahnu diyorlar biz derken, hem de müzekkerler nahnu diyorlar. Talibetundan anlıyorum ben bunların müennes olduklarını. Nahnu'dan değil, nahnu'dan değil, talibatundan anlıyorum. Yine sonundaki
Elif ve T'den öğrenciler, biz öğrencileriz manasını görüyorum. Peki yine soralım. Edehelne. Dehele dahil olmak. Sondaki N harfi, sondaki N harfi bize bu işin müennesler tarafından, cemi müennesler tarafından yapıldığını gösteriyor. Girdiler mi? Dahil oldular mı? Değil mi? Dehelle ne demek? Dahil oldular. Girdiler. Evet, okula girdiler mi? Sorusuna tabii ki girmediler. Çıktılar. La. Evet. La. Hayır. Haracne. Hayır. Hariç oldular. Yani çıktılar. Yine bu sondaki N harfi bize işte bunun cem-i mennesler tarafından yapıldığını söylüyor. Haracne onlar çıktılar diyoruz. Peki devam edelim. Bunu size sorsaydım edehaltünne çıktınız mı? Bu sefer siz derken tabi yine cem-i mennesleri kastediyorum. Cem-i mennesler yani mühenneslerin çoğulunda siz yaptınız, siz çıktınız, siz geldiniz, siz gittiniz vesaire. Fiilleri siz yaptınız dersem sonuna ne getiriyorum? Tünne getiriyorum. Neye getirdiğim zaman onlar yaptılar. Tünne getirdiğim zaman siz, evet siz yani muhatap olarak yaptınız. Evet girdiniz mi? Girdiniz mi? Cevap olarak ne diyebiliriz? La, hayır, haracna, hayır çıktık. Burada haracna ifadesi biz yaptık bu işi diye söylüyor. Na ekinden bizim yaptığımızı anlıyorum. Müzekkerler de aynı şekilde söylüyorlar değil mi? Biz çıktık derken haracına diyoruz. Eqablet dersi haracne. Eqablet dersi dersten önce. Qablet ders dersten önce. Ba'det ders deseydi sonra olurdu. Dersten önce çıktınız mı? Evet. Dersten önce çıktılar mı? Çünkü neyi gördüm? Evet. Neyi gördüm? Onlar hemen aklıma geldi. Haraçtünle olsaydı çıktınız olurdu. E'de soru. Dersten önce mi çıktılar? Dersten önce mi çıktılar? La. Ne diyeceğiz? Hayır. Bunlar ba'de dersi. Ba'de dersten sonra. Dersten sonra çıktılar. Ba'de ders sonra demek. Ba'de sonra. Ba'de ders dersten sonra haracne çıktılar. Diyoruz. Onlar çıktılar. Tabi sondaki neden müennes olduğunu anlıyorum. Peki eminel beyti elden mi? Min neydi? Dendan. Minel beyti evden. Evden mi haraç tünne? Bu sefer siz ifadesi var. Tünneden bunu anlıyorum. Çıktınız. Değil mi? Evden mi çıktınız? Çünkü müennes fiillerin muhatap olması durumunda tünne getiriyorum sonuna. Yani siz derken. Çıktınız. Evden mi çıktınız? La, hayır. Minel medreseti, medreseden haraç tünne çıktınız. Çıktınız. Evet, hayır, medreseden çıktınız. Peki, medreseden çıktık deseydi, haracna, evet, haracna, evet, diyeceklerdi. O daha mantıklı olacaktı tabii. La, hayır, minel medreseti, medreseden haraç tünne çıktınız. Veya haracna deseydik, çıktık olurdu. Peki, yerde yatan kim? Menhiye. O kim diye soruyorum. Kim o? Menhiye. Evet, devam edelim. Yatırılan birisi var. Tekrar o videonun o bölümüne gelelim inşallah. Menhiye diye soruyorum. Menhiye. O kim? Tabii buradaki hiye'den onun müennes olduğunu anlıyorum. Çünkü müennes müfret yani tek bir kişi ise müfret ne demek? Tek kimse, tek kişi, tek şey. Evet, tek birisi ise müennes ise ona hiye zamiriyle sesleniyorum veya hiye zamiriyle ifade ediyorum. Men hiye o kim? Peki müennes değil de müzekker olsaydı men huve, huve diyecektim. Bunlar da bitişmeyen zamirlerden, munfasıl zamirlerden. Evet, o kim? O kim? Kimdir peki bu? Cevap verelim. Hiye şehidetün. O şehidedir. Peki neden şehidun değil de şehidetün? Çünkü müennes. Müennestir. Müennes olduğu için sonuna onu müennesliğini ifade eden bir yuvarlak tetai merbuta
getirdim. Hiye o şehidetün şehidedir. Ve ismuha ve onun ismi. Ve onun ismi. Peki neden burada ismuhu demedim de ismuha dedim? Çünkü müennestir. Müennesleri anlatan zamir, tabi bitişen zamir artık bu. Hiye gibi değil. Hiye gibi değil. Bitişen zamirlerden. Hangi zamirler bitişir, ne zaman bitişmez, bunlara inşallah ileride geleceğiz. İsmuha, onun ismi, onun ismi, nasıl okuyacağım ben bunu? Herhalde ismini bildiğim için tahminen okuyacağım, tahmin ederek okuyacağım. Sümeyye, değil mi? Sümeyye bintil Hubbat. Evet, Sümeyye bintil Hubbat. Sümeyye bintil Hubbat, Hubbat'ın binti. Yani kızı Sümeyye. Evet, evet babasının ismi nedir o zaman? Hubbat'tır. Hubbat. Evet, Huyyat diye de söyleyenler olmuş ama Hubbat daha yaygın. Sümeyye bintil Hubbat, Hubbat'ın kızı Sümeyye. Sümeyye'dir. Evet, o şehidenin ismi Sümeyye bintil Hubbat'tır diyoruz. Ve hiye ve o zevcetu Yasir. Evet, zevcetü Yasir kimdir? Yasir'in zevcesidir, değil mi? Yasir'in zevcesidir. Zevce derken, zevce ne demek? Eş. Zevç de eş. Peki zevç ile zevce arasında ne fark var? Zevce müennes içindir, yani bayan içindir. Zevç ise koca içindir, değil mi? Zevce, zaten ben bunun sonundaki T'den bunun müennes olduğunu anlıyorum. Ve hiye o zevcetü Yasir. Yasir'in zevcesi ve Ümmü Ammar. Ammar'ın annesi. Ve Ammar'ın da annesidir. Ümmü ne demek? Annesidir. O yani şehide Sümeyye zevcetü Yasir. Yasir'in zevcesi ve Ammar'ın da annesidir diyoruz. Peki devam edelim. Ehiye raca'at min imaniha. Hiye neydi? O. Raca'at döndü. Peki bu işi kim yapmış? Nereden anlıyorum ben bu işi? Kimin yaptığını? Sondaki T'den anlıyorum. Sonunda böyle bir cezimli T varsa bunu müennes bir kişi yapmıştır. Bunu müennes bir kişi bir şey yapmıştır. Raca'at çünkü müennesler bir işi yapmışsa sonunda ne oluyordu? Cezimli bir T oluyordu. Raca'at döndü. O döndü mü? Değil mi? O döndü mü min imaniha imanından. Evet. İmanından. Ha burada onun imanı değil mi? Onun dendan. Evet. Min imaniha imanından rücu etti mi? Döndü mü? İmanından döndü mü? Ne diyeceğiz? Hayır diyeceğiz değil mi? Evet. La diyeceğiz. La hiye evet. La hiye sabaret ala imaniha. O sabaret. Sabır. Evet, sabaret sabretti. Veya sabirat sabretti ala imaniha. İmanı üzere. Ala neydi? Evet. Üzere. Evet. İmaniha imanı üzere. Sabaret veya sabirat sabretti. Evet, la hiye sabaret ala imaniha. Burada ala geldiği için imanın sonu olacak, kesre olacak. İmaniha ne demek? Onun imanı. Onun imanı. İmanı üzere o sabretti diyoruz. Ve onu ne yaptılar? Müşrikler katlettiler. Değil mi? Eyne ve mete. Eyne nerede? Ve mete ne zaman? Nerede ve ne zaman? Katelû. Katelu, ben burada katlettiler. Katlettiler, zaten Türkçemizde de kullanıyoruz. Katelu, aynı Arapçada da o şekilde. Katelu, sonundaki vav ve elif bize bu işi çoğul ve müzekker kişilerin yaptığını söylüyor. Evet. Müzekkerler ve cemi müzekkerler, yani çoğul müzekkerlerin sonunda uzatan bir vav ve okunmayan bir elif bana o işi onların yaptığını söylüyor. Katelu katlettiler Sümeyye'yi. Nerede ve ne zaman katlettiler? Evet. Eyne nerede ve meta ne zaman
Katelu Sümeyye, Sümeyye'yi katlettiler. Cevap olarak ne diyebiliriz? Cevap olarak Mekke'de katlettiler, değil mi? Katelu katlettiler Sümeyye fi Mekke. Katelu onlar katlettiler. Vav'dan anladım bunu, onların yaptığını. Sümeyye'yi fi Mekke. Mekke'de kablel hicreti, ne zaman? Hicretten önce mi sonra mı? Önce. Nereden anlıyorum önce olduğunu? Çünkü kableden anlıyorum. Kable önce demek, ba'de sonra demek. Kablel hicreti, hicretten önce Mekke'de katlettiler. Evet, katelu, buradaki vav'a dikkat ediyorum. Katelu katlettiler Sümeyye, Sümeyye'yi fi Mekke, Mekke'de kablel hicreti, hicretten önce katlettiler diyebiliriz. İleride inşallah tarih nasıl yazılır veya okunur, ona da geleceğiz. Peki yine bir soru soralım. Ehiye minel emvat, o hiye derken kimi kastediyorum? Sümeyye'yi kastediyorum. Müennes birisini kastediyorum. Çünkü müennes için kullanılıyor. Hiye o minel emvat. Emvat ölüler demek. Ölüler, sondaki A ve T dikkat edelim. Yani çeken elife ve T'ye dikkat edelim. Ölüler, emvat, ölüler. O ölülerden mi? Min ne demek? Den manası katıyor. Evet, minel emvati. O ölülerden mi? O ölülerden, emvat neymiş? Ölüler. Evet. Mevut'tan geliyor değil mi? Meyyit'ten geliyor. O ölülerden mi? Ne cevap verebiliriz? Hayır. La hiye o minel ahyai. Hayır, o minel ahyai, dirilerden. Ahya canlı, hayat sahibi yani. Ahya diriler demek, canlılar demek. La hayır, hiye o minel ahyai, dirilerdendir. Dirilerdendir. Ve fil cennettedir. Ve fil cennette dururken bu t'yi nasıl okuyor? H diye okuyor. Ve fil cennettedir. Evet, o ne dedik? O dirilerdendir. Ve fil cenneti, cennettedir. Buradaki fi orada, içinde manası veriyordu. Değil mi? Evet. Ayet-i kerimede Allah yolunda öldürülenler ölüler demeyiniz. Onlar diridirler. Değil mi? Evet. Dirilerdendir ve cennettedir diyoruz. Burası neresi? Mekke. Hüna. Hüna neydi? Burası. Hünake orası. Veya Hina da diyorlar ama Hüna diyoruz. Hüna burası Mekke. Kablel İslam. İslam'dan önce. Evet. Burası İslam'dan önceki Mekke. Hüna burası Mekke. Kablel İslam. İslam'dan önce. Ba'del İslam deseydik? İslam'dan sonra. İslam'dan sonra olurdu. Yani İslam gelmeden önceki Mekke burası. Tabi panayır kuruluyor, pazar kuruluyor. Dışarıdan geliyorlar yine. Kabe'yi ziyarete geliyorlar. Ticaret gelişmiş değil mi? Peki soralım. Vulide, veya soralım derken söyleyelim. Vulide doğdu. Vulide. Değişik bir fiil. Buna inşallah geleceğiz. Vulide doğdu. Nebiyyuna. Nebiyyuna ne demek? Nebiyyuna. Bizim nebimiz. Evet. Bizim nebimiz. Na. Bizim olduğunu ifade ediyor. Evet. Nebimiz yani. Nebimiz. Nebiyyuna nebimiz. Peygamberimiz. Doğdu. Fi Mekke. Mekke'de doğdu. Mekke'de doğdu. Mekke'de doğdu. Evet. Vulide doğdu. Nebiyyuna peygamberimiz. Fi Mekke. Mekke'de. Aleyhissalatu vesselam. Salat ve selam onun üzerine olsun. Evet. Vulide doğdu. Nebiyyuna nebimiz. Seyyiduna da diyebilirdik. Ne demek seyyiduna? Efendimiz. Resulüna. Resulümüz. Resulümüz de diyebilirdik. Vulide doğdu. Nebiyyuna peygamberimiz. Fi Mekke. Habibuna da diyebiliriz. Habibimiz orada doğdu. Şeklinde ifade edebiliriz. Evet. Mekke'de doğdu. Mekke'de doğdu. Peki soralım. Mete ne zaman Vulide doğdu Nebiyyuna? Nebimiz ne zaman doğdu? Evet. Nebimiz ne zaman doğdu? Mete ne zaman Vulide doğdu Nebiyyuna? Peygamberimiz değil mi? Na'dan ne anlıyorum? Bizim nebimiz. Evet. Aleyhissalatu
ve selam diyoruz. Salat ve selam onun üzerinedir. Onun üzerine olsun veya. Evet, ne zaman doğdu? Ne cevap vereceğiz? Ne zaman doğdu sorusuna bildiğimiz kadarıyla diyelim. Dilimiz döndüğü kadarıyla veya. Vulide doğdu. Nebiyyuna peygamberimiz senetel fil. Fil senesinde. Evet, senetel fil. Zaten bunların hepsi Türkçe değil mi? Türkçe. Vulide de biraz şöyle üzerine düşünsek o da sanki Türkçe. Evlat diyoruz, evet. Velet diyoruz değil mi? Mevlüt diyoruz. Viladet. Viladet diyoruz. Oradan geliyor. Vulide doğdu. Nebiyyuna peygamberimiz senetel fil. Buraya fi getirmeme gerek yok. Evet. Senetel fil, fil senesi. Fil senesi. Fil senesi ne demek? Yani fil senesi. Fil senesi hani Ebrehe fil ile geldi Kabe'yi yıkmaya değil mi? Evet. Ebabillerle taşlandılar. Evet, senetel fil senesi fil olayının olduğu sene yani. Evet. Fil senesi dünyaya geldi, doğdu. Aleyhissalatu vesselam, salat ve selam onun üzerine olsun diyoruz. Peki, süremiz de az kaldı. Fi eyyi şehrin ulide? Hangi şehirde doğdu? Hangi şehirde doğdu? Evet. Güzel. Eyyi şehir ne demek? Hangi şehir? Evet, burada güzel olmayan bir şey var. Nedir o güzel olmayan şey? Şehir kelimesini Türkçedeki gibi evet. Kullanmıyoruz. Şehir. Ay diyoruz değil mi? Peki, hangi ayda doğdu? Pardon. Fi eyyi şehrin, Türkçedeki kullanımına bakarak hemen şaşırabiliyoruz. Gayet normal. Fi eyyi şehrin hangi ayda? Hangi ayda? Hangi ayda vulide? Doğdu. Ha. Hangi ayda doğdu? Aleyhissalatu vesselam. Salat ve selam onun üzerine olsun. Eyyi şehir ne demekmiş? Eyyi şehir. Eyyüney, eyyi. Eyyi hangi? Şehir? Ay. Hangi ay? Hangi fi, ay, da. Da. Hangi ayda doğdu? Vulide doğdu. Peki. Ha. Hangi ayda doğduğunu söyleyebilir miyiz? Hangi ayda doğdu? Evet. Rebiülevvel ayında doğdu diyeceğiz. Vulide doğdu. Fi şehri Rebiülevvel. Rebiülevvel şehrinde doğdu. Ayında. Evet, ayında. Doğdu. Diyelim Rebiülevvel, 12 Rebiülevvel değil mi? Evet. Peki soralım. Ma ismu ümmü nebiyyine? Annesinin ismi neydi? Evet. Annesinin ismi nedir? Ma ismu ümmü nebiyyine? Nebimizin annesinin ismi nedir? Nedir? Ma. Evet. Ümmü ne? Ümmü? Anne. İsmu ümmü? Annesinin ismi. Evet. Peygamberimizin annesinin ismi nedir? Aleyhissalatu vesselam diye soruyoruz. Ne cevap vereceğiz? Bakalım. Neydir annesinin ismi nedir? Amine. Evet, Amine. İsmuha, Amine. Onun ismi Binti. Amine değil mi? Evet. Binti Web. Bint ne? Bint. Kız. Binti Vehbin kızı. Vehbin kızı Amine. Demek ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annesinin ismi nedir? Amine binti Vehb. Vehbin kızı Amine. Amine binti neydi? Kız. Binti Vehb, Vehbin kızı Amine'dir. Peki neden burada ha getirdim? İsmi ha? Onun. O derken kimi kastediyorum? Amine. Evet. Müennesin ifadesi olarak ha getirdim. Evet. Onun ismi Amine binti Vehb'dir. Annesinin ismini bu şekilde hatırladık. Peki burada Necaşi var değil mi? Necaşi dehale. Dehale neydi? Çıktı. Çıktı mı girdi mi? Girdi. Girdi, dahil oldu değil mi? Dahil. Necaşi dehale girdi. Ve vakafe. Vakafe durdu demek. Evet. Ve vakafe durdu. Emamehum onların önünde. Hum neydi? Hum onlar. Onlar. Emamehum onların önü. Evet. Vakafe durdu, bekledi. Vakafe durdu. Emamehum onların önünde durdu diyoruz. Evet. Necaşi dehale dahil oldu. Ve vakafe emamehum. Necaşi seele. Necaşi sordu. Seele sordu. Men entüm. Men entum, siz kimsiniz? Entum burada müzekkerler için siz zamiri.
Onlar da cevap verdiler. Nahnu biz müslimune, Müslümanlarız ve muhacirune ve muhacirleriz. Bu vav ve nun bize ne yapıyor? Çoğul olduğunu, cem olduğunu ifade ediyor. Kurallı isimleri kurallı bir şekilde çoğaltırken vav ve nun getiriyoruz. Müslümanlarız ve muhacirleriz. Çünkü muhacirin sonuna une getirirsem une çoğul olur. Evet. Limaza niçin hadartum? Hadartum hazır oldunuz. Geldiniz yani. Limaza niçin? Limaza'yı unutmuyoruz. Limaza hadartum niçin hazır oldunuz, geldiniz? Bi huduri huzuruma. Evet. Buradaki sondaki ye benim huzurum değil mi? Huzuruma niçin geldiniz? Hadartum neymiş? Hazır oldunuz. Hazır oldunuz. Buradaki evet. Tümden ben ne anlıyorum tümden? Bu işi sizin yaptığınızı anlıyorum. Sizin yaptığınız. Yani siz, erkek müzekkerlerin yaptığını. Ne için benim huzuruma geldiniz? Evet. Niçin benim huzuruma geldiniz diye soruyor. Onlar da ne cevap veriyorlar? Hadarna hazır olduk. Hazır olduk. Geldik yani. Evet. Hazır olduk. Hadarna biz hazır olduk. Na'dan anlıyorum. Li adlikum adaletiniz için. Adil adalet demek. Kum sizin. Li burada harfi cerdir. İçin manası katıyor. Li adlikum adaletiniz için ve li himayetikum ve himayeniz için. Ve himayeniz için. Himayeyi zaten Türkçede kullanıyoruz. Li için, kum ne? Sizin. Sizin himayeniz için. Değil mi? Evet, buraya geldik. Sizin adaletinizi bildiğimiz ve himaye etmeniz için. Peki meta ne zaman vakaat vaki oldu? Vaki oldu. Gerçekleşti. Ne gerçekleşti? Gazvetu Bedir. Bedir savaşı. Evet, Bedir gazvesi ne zaman vaki oldu? Ne zaman vaki oldu? Ne zaman gerçekleşti? Vakaa zaten kullanıyoruz. Vakıa. Değil mi? Vakaa gerçekleşti diye soruyoruz. Bu arada süremizi aştık. Çok az kaldı. Vakaat gerçekleşti. Gazvetu Bedir. Bedir savaşı. Ba'del hicreti. Hicretten önce. Kablel olsaydı önce olurdu. Ba'de olduğu için sonra. Evet. Hicretten sonra gerçekleşti. Yani vaki oldu. Fi eyyi şehrin vakaat. Hangi ayda vaki oldu? Evet. Şehir artık ay. Eyyi şehir hangi ay? Vakaat. Vaki oldu. Gerçekleşti. Hangi ayda gerçekleşti Bedir gazvesi? Bedir gazvesi hatırlıyor muyuz? Ramazan ayında değil mi? Hiye o vakaat. Evet. Vaki oldu. Vakaat gerçekleşti. Vaki oldu. Fi şehri Ramazan. Ramazan ayında. Ramazan şehrinde. Yani Ramazan ayında gerçekleşti. Men galebe fi gazveti Bedir. Kim galip geldi? Galebe galip geldi. Fi gazveti Bedir. Bedir gazvesinde. Men neydi? Kim? Kim galip geldi? Cevap olarak ne diyeceğiz? El-Müslimune, Müslümanlar galebu, galip geldiler. Galip geldiler. Bu vavdan ben çoğul olduğunu anlıyorum. Alel-Kuffari, kafirler üzerine. Evet. Fi gazveti Bedir. Bedir savaşında. Küffar ne demek? Küffar, kafirler demek. Evet. El-Müslimune, Müslümanlar galebu, galip geldiler. Fi gazveti Bedir diyeceğiz. Peki el-Müslimune keyfe galebu? Müslümanlar, ben bunu çoğul olduğunu nereden anlıyorum? Vav ile nundan anlıyorum. Keyfe galebu? Nasıl galip geldiler? Keyfe ne demek? Nasıl? Galebu? Galip oldular. Galip geldiler. Cevap olarak ne diyelim? Evet. El-Müslimune galebu? Galip geldiler. Binasrillah. Binasrillah. Allah'ın nusretiyle. Allah'ın yardımıyla galip geldiler. Müslümanların sonunda vav ile nuna dikkat ediyorum. Çoğul yaptığım zaman kurallı olarak vavunu getiriyorum. Yine fiillerin sonuna müzekker, cemi müzekkerlerin yani çoğulların sonuna vav getiriyorum. Ve bi ne demek? İle. Harfi cer. Binasrillah Allah'ın yardımı ile galip geldiler diyoruz. Değerli izleyiciler bir bölümün daha böylece sonuna geldik. Gelecek bölümde farklı konu ve farklı örneklerle buluşmak dileğiyle diyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.